Adli Tıp Uzmanı Sayın Profesör Doktor Nevzat Alkan olacak. Sayın Profesör Doktor Nevzat Alkan şu anda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Hocam hoş geldiniz. Mihtercim hoş bulduk. Sahneyi size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılara 14 Mayıs 2022 Türkiye saatiyle 11:05'ten sevgiler. Şimdi benim 30 dakika konuşma sürem var. Önce kısaca bir kendimle ilgili birkaç söz edeceğim. Sonra ne anlatacağımı ifade edeceğim. Ben Ege Tıp mezunuyum. 1991 senesinde Ege Tıp'ı bitirdim. 93'e kadar da zorunlu hizmetimi yaptım bir köyde, Karadeniz'de ve 93'ten beri de İstanbul Tıp'ta çalışıyorum. Ve orada işte 2010'dan beri de profesörüm. Ama çok sayıda hukuk fakültesinde ders anlatıyorum ki bu toplantının organizasyonunda da Kadir Has diye gözükmüş ismim. Orada da hukuk fakültesinde ders anlatıyorum. Yani tıp kökenliyim. Bu ne demek? Onunla ilgili ilk başlayacağım. Şimdi adli tıp ve adli bilimler semineri deyince şimdi adli tıp hani tıp alanı sonuç itibariyle 6 yıllık tıp eğitimi artı 4 yıllık bir uzmanlık alanı. Hani Türkiye açısından söylüyorum. Bir de adli bilimler var. O daha geniş bir alan. İçinde çok değişik alanlardan çalışanlar oluyor. Ve hani biyoloji, kimya, astronomiden tutun da hukuka, psikolojiye kadar pek çok alan. Öyle olunca da daha geniş. Nitekim bugünkü konuşmacılara baktığımızda da, çünkü ben bir genel konuşma yapacağım ilk konuşmacı olduğum için ama chat kısmından da bakacağım herhangi bir soru yorumunuz olursa onlara cevap vermek için. Mesela benden sonra konuşmacı Halis Bey de bir tıp kökenli kişi. Artı gördüğüm kadarıyla Emre Şenol Hanım psikolog, o daha ziyade daha psikolojiyle ilgili yani adli bilimler alanında olabilir o. Halide Nihal Hanım da benzer olarak o da biyoloji alanında. Emel Hülya Hanım da o da moleküler biyoloji ve genetik lisansı olduğu fikrindeyim. Şimdi öyle olunca ben bir hani sistem nasıl, biz neleri çalışıyoruz ve üzerinde durmak istediğim bugün bir konu var. Onunla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Dediğim gibi sohbet kısmı açık ve onu da takip ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kısmınız gördüğüm, anladığım kadarıyla yurt dışında işte yüksek lisans doktora yapıyor ya da artık orada yaşamayı planlıyor. Bir kısmınız Türkiye'de. Bu Türkiye'de olanın bir kısmı hani ülkeyi terk edersek kim kalacak burada biz gitmeyelim diye bakmış olabilir. Bir kısmı da imkanları ile ilgili yetersizlik olduğu için yurt dışına yönelememiş olabilir vesaire. Ama ben 1968'de doğup 1980'de işte askeri darbeyi görüp akabinde işte sonrasında çok sayıda hükümeti ve sistemi gören birisi olarak diyorum ki maalesef ülkede bazı sıkıntılar var. Şimdi sıkıntılar var deyince de hani siz daha genç olduğunuz için Z kuşağı ya da biraz daha üstü olduğunuz için tabii sizlere yansıması daha farklı oluyor. Hani biz artık sakinledik. 54 yaşındayım ben. Daha soğukkanlı olayları değerlendirebiliyorum. Öyle olunca da şöyle bir tespitle başlayacağım. Şimdi insan hayatı için yani bir birey için kişisel olarak en önemli şey sağlık, toplum hayatı için de en önemli şeyin eğitim olduğu kanaatindeydim. Ben Ege Tıp'ta okurken 85-91 arasında. Şimdi 93 yılında Adli Tıp'a başladıktan sonra ve hukukla da iç içe çok yıl geçirdikten sonra şu kanaate ulaştım. Gene insan olarak yani birey olarak en önemli şey sağlık. Çünkü sağlıktan daha önemli bir şey yok. Ama toplum için meğerse en önemli şey hukukmuş. Yani eğitim de önemli ama eğitim daha uzun vadede etki ediyor. Hukuk hemen etki ediyor. Yani hukuki bir uygunsuzluk derhal toplumu etkiliyor. Öyle olunca da şimdi sıkıntı Türkiye'de hukuk sisteminin maalesef kötü olması. Yani şimdi bunun üzerinden adli tıba yöneleceğim ve bu sistemle ilgili bilgiler vereceğim ki konuşmamın temelinde dediğim gibi bu 30 dakikada buna yöneleceğim. Şimdi hukuk sisteminin kötülüğü hani her gün siz de görüyorsunuz kamuoyunda, basın yayın organlarında birçok iddia vesaire var. Bunların bir kısmının temeli de var gerçekten. Gerçekten hukuk sistemiyle ilgili
sıkıntılar var ama şöyle bir sıkıntı sistemi var. Şimdi sosyal bilimci varsa aramızda daha iyi değerlendirecek. Şimdi demokrasilerde üç tane güç var. Yasama, yürütme, yargı diye. İşte yasama meclis oluyor, kanun vesaire yapıyor, denetim yapıyor, yürütme ülkeyi yönetiyor, yargı da bağımsız oluyor. Ama şimdi Türkiye'de eskiden de bu kötüydü. Hele şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde daha da kötü hale geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. Yani yönetim onda. Artı meclis var işte 600 vekilden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada en büyük parti, şu anki parti Cumhurbaşkanı'nın partisi. Oradaki milletvekillerini zaten onlar belirliyor. Yani hani bölgelerde ön seçim yapılıyor da insanlar seçim kazanarak gelmiyor. Orada karar verici olan ki muhtemelen lider oluyor. Bizim için de Cumhurbaşkanı bu hali hazırda. Vekilleri de o seçiyor. Yani mecliste ilgili partinin ağırlığı var. Hükümet zaten onlar. Bir de yargı var işte. Yargı bağımsız olan ve hukuk adaleti tesis edecek olan şey. Bunun da hakim, savcılar, işte avukatlar eliyle yürütülen bir sistem. HSK diye bir yapı var. Hakim Savcılar Kurulu. Başında Adalet Bakanı var. Yani şu anki Adalet Bakanı da Cumhurbaşkanı atamış. Ve Adalet Bakanı HSK'nın başı, bakan yardımcısı, bakanlıkta çalıştığı için haliyle Cumhurbaşkanı ya da işte bakan tarafından atanmış. Artı Cumhurbaşkanı'nın direkt atadığı 4 kişi var. Meclisin seçtiği kişiler var, 7 kişi. Onun 4'ü iktidar partisinden, ikisi işte ana şeyden, küçük muhalefetten, bir de ana muhalefetten geldi. Yani 13 kişilik heyetin onu şu anki iktidarın atadığı, seçtiği insanlar. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Öyle olunca hukuk sistemi maalesef gergin ve insanlar da görevi ifa ederken de kendilerini rahat hissetmiyorlar. Şimdi rahat hissetmeyince de ne oluyor? Hukuk sistemi kötü oluyor. Şimdi hukuk sistemine yardım eden alan da bilirkişilik. Yani hukuk sistemi hukuki bilgiyle çözümleyemeyeceği alanlarla ilgili teknik destek alıyor. Bu adli tıp olabilir. İşte ölüm araştırması, otopsi, canlı muayeneleri. Canlı muayenesi deyince de işte cinsel saldırı muayenesi, akıl hastalığı değerlendirmesi ya da travma görmüş kişilerin muayenesi. Trafik kazası ya da dayak gibi. Artı tıbbi uygulama tahsis iddiaları. Bir de işte bu Elias imza incelemesi, sahtecilik değerlendirmesi, artı balistik dediğimiz kestirici alet, ateş silah değerlendirmeleri ya da ses görüntü analizi gibi konular var. Bunlarla uğraşıyor. Ve adli bilimler dediğim gibi daha geniş, çok daha farklı alanlarla ilgili olarak hukuka hizmet ediyor. Yani hukukçular kendi almış oldukları eğitimleriyle ilgili çözümleyemeyecekleri alanlarla ilgili teknik destek alıyorlar. Yani bu marangozlukla ilgili olabilir, inşaat mühendisi olabilir, muhasebe olabilir, tıp olabilir ya da adli bilimlerin diğer alanları olan biyoloji, kimya vesaire bilgisi olabilir. Şimdi bu bilgiyi üreten Türkiye'de iki ana yapı var. Yani hukuk sistemine teknik destek sağlayan bir üniversiteler. Şimdi üniversiteler Yükseköğretim Kurumu'na bağlı ve daha özel. Bir de Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu var. Yani demin dedim, şimdi Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı seçti. Adalet Bakanı HSK'nın yani Hakim Savcılar Kurulu'nun başında, o hakim savcı sisteminin tamamen yürütücüsü, yöneticisi. Öyle olunca bağımsızlık maalesef gölgeleniyor. Bilirkişi sistemi de Adli Tıp Kurumu bağlamında baktığımızda o da Adalet Bakanlığı'na bağlı olunca sistem çok uygunsuz. Yani yurt dışında şu an bulunanlar için ya da yurt dışı tecrübesi olanlar için söylüyorum. Bulunduğunuz ülkedeki sistemlere bakın. Çünkü ben birçok ülkede bulunduğum için biliyorum. Oralarda maalesef bizimki gibi her şeyin yürütmeye bağlı olduğu, yani iktidara bağlı olduğu bir sistem söz konusu değil. Yani yargıda bağımsız, ona hizmet eden bilirkişilik yapılanmaları da bağımsız. Mesela sevgili Bichter, Almanya'da o adli tıp enstitüleri var, 33 tane Almanya'da. Onlar üzerinden yürütülüyor ve üniversiteler yapı. Yani polisin falan, kriminal laboratuvarları falan var ama onlar savcıya bağlı çalışan yapılanmalar, suç araştırması ile ilgili. Ama hani bilirkişilik deyince daha ziyade adli tıp enstitüleri önde.
Ya da sevgili Sevde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada zaten çok değişik yapılar var. Şerif Laboratuvarı var, polis laboratuvarı var, FBI'ın var, posta teşkilatının var, üniversiteler var vesaire. Yani zaten orada rekabet fazla olduğu için birbirlerinin açığını yakalama imkanları da yüksek. Orada daha rekabetçi bir sistem var. Ama prensip itibariyle her yerde hukuk nispeten bağımsız, ona hizmet eden bilirkişi kalanı da bir gerginlik içinde değil. Yani ben bunu Almanya özelinde de söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri özelinde de söylüyorum. Ama Türkiye'de maalesef öyle değil. Öyle olmayınca da hani siz daha genç kuşak için daha böyle sevimsiz, sıkıntılı ve gergin bir ülkede yaşıyor oluyorsunuz. Ama maalesef böyle. Yani bunu söylendiği, tartıştığı bir ortamda gördüğünüz kadarıyla yok. Yani işte bu etkinlikte ben söylüyorum vesaire. Çok da kamuoyu gündeminde tartışılabilen bir konu da değil. Neden? Çünkü sonuç itibariyle hani serbest düşünen, daha böyle objektif ve bilimsel tarafsız olmayı düşünen insanların ağırlıkta olduğu bir ülke değil maalesef. Çünkü sonuç itibariyle her iktidar kendine göre yönetmek istiyor ülkeyi. Şimdi buradan özel bir konuya geçeceğim. Şimdi bugünkü konumu ona ayırdım. Şimdi son zamanlarda bu yargı kararlarıyla ilgili çok eleştiriler var. Adli tıpın işlerini saydım. Dedim yürütmeye bağlı. İşte ölüm araştırması, otopsi yapar dedim. %25 konumuz bu çalışma konumuz ki muhtemelen Halis Bey ölümlerle ilgili bir konuşma yapacaktır. Artı canlı muayeneleri dedim. İşte cinsel saldırı muayenesi, burada pek öyle bir konuşmacı görmüyorum. Artı travma görmüş kişilerin muayenesi ya da işte akıl hastalığı değerlendirmesi falan dedim. Belki Emre Hanım onunla ilgili konuşur. Artı tıbbi gülem hatası iddiaları dedim. Bir de kriminal laboratuvarların konuları işte el yazısı imza incelemesi, sahtecilik vesaire gibi konuları saydım. Şimdi bunların içinde bir konu var ki yani direkt adli tıpçılar tarafından raporlanan ve sistemde de kanuni düzenlemeler var. Yani şimdi cezaevlerinde yatan insanların sağlık durumuyla ilgili. Şimdi ben hani hukuk sistemi kötü dedim. Hani hukuk sistemini de üçe ayırıyorlar. İşte ceza hukuku, işte hukuk davalarının görüldüğü sistem, bir de idare hukuku diye. Şimdi cezaevleri de işte insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı yerler, suç işlemiş kişilerin muhafaza edildiği yerler. Bununla ilgili bir konuyla ilgili konuşacağım. Şimdi cezaevlerinde iki grup insan var. Bir tutuklular var. Yani yargılaması devam eder. Yani birisini öldürmüş ama henüz cezası verilmemiş. Sanık olarak cezaevinde tutuluyor. Çünkü salıverilmesi uygun değil. Çünkü öngörülen ceza yüksek. Yani birini öldürdüğü düşünüldüğü için. Tutuklu grubu bu. Bir de hükümlüler var. Hükümlü de yargılaması yapılmış, cezası netleştirilmiş ve artık işte 30 yıl cezaevinde kalacak denen grup. Yani cezaevinde iki ana kategori var, tutuklular ve hükümlüler. Şimdi bunun sayısı açıkçası çok da bilinemiyor. Çünkü eskiden Adalet Bakanlığı bunun istatistiklerini yayınlardı her ay. Cezaevlerinde 100 bin tutuklu, 200 bin hükümlü var. İşte bunların 30 bini cinsel saldırı tutuklusu, hükümlüsü, 20 bini işte dolandırıcılık falan diye liste verirdi. Bunu terk ettiler. Yani şu an istatistiklere ulaşmak öyle daha zor bir durumda. Şimdi öyle olunca hani cezaevlerinde kaç kişi var, bir de COVID pandemisi başlayınca izinler falan derken iyice sistem karmaşık halde. Yani takip etmek de zor. Şimdi cezaevinde kalan insanlar için tutuklu ya da hükümlüler sağlık durumu bozulabilir. Yani insanlar hasta olabilir. Zaten hastaysa, akıl hastalığı özelinde söylüyorum, orada Türk Ceza Yasası'nda bir düzenleme var. Onlar için daha farklı bir rejim söz konusu ama şimdi cezaevinde kalan insanlar için tutuklu, yani yargılaması süren ya da hükümlü, cezası kesinleşmiş, cezasını çeken insanların hastalıkları söz konusu olabiliyor ve adli tıpın çok önemli bir rapor konusudur bu. Yani toplum düzenine etki eden önemli bir rapor konusudur. Birisi İnfazın ertelenmesi raporu diye geçer. Bir tanesi de cezanın kaldırılması raporu diye. Yani Cumhurbaşkanı'nın affı raporu diye geçer. Şimdi bununla ilgili bilgi vereceğim. Yani en başta olumsuzlukları saydım zaten. Dedim ki Türkiye özelinde şöyle saydım.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet cumhurbaşkanı. Yasamada zaten onun partisi iktidar, üyeleri seçen o da cumhurbaşkanı. Ve yargıda da Adalet Bakanı var tepede, o da cumhurbaşkanı diye olumsuzluğu sergiledim. Ve dedim ki ona hizmet eden, yani yargıya hizmet eden alan da Adalet Bakanlığı'na bağlı dedim. Şimdi bu Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde olan Ceza Tekrirleri Genel Müdürlüğü içinde adli tıptan alınan iki rapor çeşidi var. Bir tanesi işte cezanın ertelenmesi sağlık sebebiyle, infaz erteleme deniyor buna. Bir de Cumhurbaşkanı'nın affı, cezanın yürürlükten kaldırılması. Şimdi bunlar ne demek onu söyleyeceğim. Ve sıkıntıyı söyleyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanları işte anayasada bir düzenleme var. İşte 1982 anayasası, bizim şu an yürürlükte olan anayasamız, ihtilalden sonra yapılan anayasa. Orada Cumhurbaşkanı'na yetki vermiş anayasa ve demiş ki cezaevinde sürekli hasta olanlar, yani ileri evre kanser vesaire, artı kocamış olanlar, kendi başına yaşamını idame ettiremeyecek, sürdüremeyecek olanları Cumhurbaşkanı affedebilir demiş. Şimdi bu sistem bir tek hükümlüler için geçerli. Yani tutuklu ve hükümlü iki grup vardı. Hükümlüler için geçerli. Şimdi hükümlüler, yani cezasını çeken insanlar hastalanırsa ve cezaevinde kendine bakamayacak olursa Cumhurbaşkanı onları affedebiliyor, ama bu sistem adli tıp kurumu üzerinden yürür. Çünkü 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu diye bir kurul var. Orada değerlendirme yapılır. İlgili infaz hakimliği savcılığı gönderir dosyayı ve der ki cezaevinde birisi var işte 80 yaşında ileri evre kanser, Cumhurbaşkanı affı kapsamında mıdır der. Orası evet o kapsamdadır derse Cumhurbaşkanı'na iletir ilgili merci dosyayı ve o da uygun görürse affedebilir. Zaman zaman affediyor şu anki Cumhurbaşkanı, ama eski cumhurbaşkanlarına göre sayısı daha az. Yani hasta sayısı daha çok olmakla birlikte af sayısı daha az. Bu Cumhurbaşkanı'nın tercihi. Çünkü yetki onda. İster affeder, ister affetmez. Onun üzerinde bir bağlayıcı kural söz konusu olamaz. Yok yani hukuki mevzuatımıza göre. Şimdi bu bir. İkincisi de infaz erteleme. Bu tutuklu ve hükümlüler için olabiliyor, ama mantığı şu: cezaevinde hasta, işte cezaevi hastanelerine ya da cezaevi tarafından hastanelere de iletilebilir kişi, ama şöyle bir düzenleme de var bu infaz ertelemesi. Şahsı dışarı çıkarıyorlar, kişi tedavi vesaire görüyor ve sonra da iyileşirse tekrar cezaevine alıyorlar şahsı. Şimdi bu sistemde de gene Adli Tıp Kurumu'nun 3. İhtisas Kurulu görevli, bunu kanunla vermişler. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunda geçiyor bu. Diyor ki Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporlar bu tür vakaları ya da mevcut rapor bu kurul tarafından onaylanmak durumundadır. Şimdi burası bakıyor, şahıs hasta, işte cezaevinde kalması sağlığı açısından daha sakıncalı. Salı verilsin 6 ay, sonrasında tekrar cezaevine konabilir gibi raporlar tanzim edebiliyor. Bunu tabii takdir edecek merci, hukuk mercileri. Şimdi bu, yani bir tanesi infaz erteleme, bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı affı. İkisi de Adalet Bakanlığı'na bağlı bir yer tarafından raporlanıyor. Şimdi bu çok tabii tartışmaya açık bir konu. Neden? Sonuç itibariyle dediğim gibi, hani gittiğiniz ülkelerde dikkat edin, bu tür raporları veren yerler sonuç itibariyle üzerlerinde bir baskı oluşturulamayacak yerler. Yani bir Alman Cumhurbaşkanı Münih'teki Adli Tıp Enstitüsü'nü ya da Freiburg'daki Adli Tıp Enstitüsü'nü arayıp da rapor böyle çıksın diyemez. Dediği gün ve bu da ortaya çıktığı gün öyle bir sistem geliştirilmiş ki istifa etmek zorunda kalır. Yani Almanya Cumhurbaşkanlarından bir tanesi bundan bir evvelki istifa etti. İstifa etme sebebi şuydu: Lufthansa ile yapmış olduğu uçuşlarda kazanmış olduğu milleri İspanya'ya tatile giderken kendi uçak bileti alırken kullanmış. Ve nasıl böyle kamu üzerinden temin ettiğin mili kamu havuzuna koymazsın da kendi uçak biletini alırsın diye eleştirildi ve istifa etmek zorunda kaldı. Yani Türkiye için düşünülmeyecek şeyler. Çünkü zaten bizim Cumhurbaşkanı'nın özel uçakları var. Şimdi böyle kazanmış olduğu mili kullandı diye istifa etmek zorunda kalan bir ülke ve istifa baskısı oluşturabilen bir toplum, öyle olunca işte bu cezaevinde kalabilir kalamaz baskısını yapamaz hiçbir şekilde. Ya da Amerika Birleşik Devletleri, işte Biden ya da Trump, işte bir mahkemeyi arayıp, işte bir bilirkişiyi arayıp müdahale edebilir mi?
Yani ortaya çıktığı anda onun koltuğuna mal olacak bir durum. Hani ben bunu oralarda çok bulunduğum için kendim müşahede de ettim. Bu tür durumlarla ilgili hani olaylar yaşanır mı, yaşanmaz mı? Şaşırıyorlar. Yani mesela ben Freiburg, Almanya'daki enstitü direktörüne sordum. Hani bunca yıllık meslek hayatınızda hani baskı gördünüz mü falan vesaire diye şaşırdı adam. Hani nasıl, kimden diye değerlendirdi. Yani yok öyle bir şey söz konusu olabilir mi gibi. Çünkü sistemler onu sağlamış. Biz de maalesef sağlamamış. Bunu da siyasete çeviriyor konu tabii. Yani Cumhurbaşkanı'na affı ya da infaz erteleme deyince mesela zaten yetki Cumhurbaşkanı'nda direkt yetkili olduğu için zaten direkt siyasetin içinde. Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanı bir de partili. Yani parti lideri ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Öyle olunca şu an o konu tamamen siyasete açık. Diğer kısımda, infaz erteleme kısmında Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen bir birim tarafından raporlandığı için hani burada şu denebilir. Ama orada da bilim insanları çalışıyor. İşte onlar herhangi bir baskıya boyun eğmez falan diye daha böyle soft düşünce sahibi olan arkadaşlarımız, gençler olabilir. Maalesef pabuç öyle değil. Öyle olunca da bu sistem, yani infaz erteleme ya da Cumhurbaşkanı affı sistemi siyasete şey bir sistem. Ki bunu en bariz olarak Nazlı Ilıcak'ın cezaevinden Cumhurbaşkanı'na yazmış olduğu mektupta biliyoruz. Yani ben diyor tüm hukuk yolları kullandım, hiçbir şekilde çıkamıyorum. Tek siz beni kurtarabilirsiniz diye bir mektup yazmış. Bunu da ifşa ettiler. Sonra da çıktı nitekim ve çıktıktan sonra da bir daha artık hiç konuşmadı. Çünkü mektupta şöyle yazmış. Hani çıktıktan sonra torunumla birlikte olmak istiyorum. İşte hiç artık bir daha bir şeye karışmayacağım mesajı da vermiş. Bu tabii sizler için kötü. Yani bunu size getiriyorum şimdi. Şimdi benim üç tane şeyim var, şapkam var. Bunlardan bir tanesi akademisyen kimliğim. 1993'ten beri İstanbul Tıp demişti, 2003'ten beri doçentim, yani öğretim üyesi kadrosundayım. İkincisi birey, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, 54 yıldır. Bir de adli tıpçı kimliğim. Şimdi bütün bu bilgi ve tecrübe ve işte donanımın üzerine hani ne sıkıntılı ve nasıl çözümlenebilir onun konuşması şu an yaptığım. Maalesef sorunlar büyük. Halk ne kadar rahatsız, bunun ne kadar farkında ya da buna ne kadar tepkili, bu tartışmaya açık. Ama gördüğümüz kadarıyla maalesef kısa vadede de çözümlenebilecek de gözükmüyor. Bu tabii gençlerin moralini bozuyor. Yani ben artık İstanbul Tıp'ta ders anlatırken de başka yerde de ders anlatırken de hep soruyorum. Hani kaçınız yurt dışında çalışmayı düşünür ya da düşünüyor ya da gidecek vesaire. Mesela İstanbul Tıp'ın İngilizce tıp bölümü de var. Oradaki ders anlatırken tıp beşlere biz ders anlatıyoruz. Çok acı. Hani herkes gidelim gibi değerlendiriyor. Ama haksızlar mı? Değiller. Yani ben de çarşamba günü işte bir Avrupa ülkesinden gelen birisi olarak söyleyeyim bunu. Maalesef oradaki koşullar, hayat olanakları, yani sırf ekonomik olarak vesaire değil, hani normal yürüyüşünüzle ilgili bile fark var. İnsanların birbirine davranışı, trafik kuralları vesaire çok farklı. Yani ben şöyle söyleyeyim, işte araba kullanıyordum daha o çarşambaya kadar orada. Yaya geçtiğinde birisi varsa ve ışıkta yoksa işte vesaire, polis de yoksa yayanın o geçin. Durmak zorundasınız. Yani yaya oradaysa, adım attıysa yürüme imkanınız yok. Ama burada Ataşehir'de yaşadım dün. Yani çarşamba gecesi geldim, perşembe yaşadım. Yaya geçidinde birileri geçiyordu, durdum. Yani neredeyse arkadaki araba vuracaktı. Niye durdun gibisinde. Bir de korna çaldı. Yani hani yayanın burası diyemedim. Çünkü öyle bir diyaloğa da girmedim. Sonuç itibariyle soru sormak, yorum yapmak isteyen varsa bunları duymayı arzu ederim. Herhalde sevgili Bihter mikrofonlarını açıp sorabilirler. Hocam ben günün sunucusu olarak bir size soru yönelteyim o halde. Belki evet, hani böylelikle tartışma kısmını biraz daha heyecanlandırabiliriz. Ki derken bir soru geldi, hemen önce onu sorayım. Esma Nur'un sorusunu ben gördüm, cevaplayayım. Almanya'daki Cumhurbaşkanı raporlara karışamamayı Türkiye'de bunu nasıl düzeltebilir? Cumhurbaşkanı hükümet sistemini terk ederek. Bunu nasıl terk edebilirsiniz? Anayasa değişikliği gerekiyor. Yani ya referandum yapılacak, çoğunluk değiştirmek isteyecek ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
üçte iki çoğunluk olacak. Onu yapamayacağınıza göre şu an, çünkü şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren zaten halihazırdaki iktidar ve mecliste çoğunluğu var. Öyle olunca da referanduma gidemeyecek, meclisten geçmeyeceği için. Bu nedenle sistemin ve yöneticilerin değişmesi lazım sevgili Esma Nur. O nedenle bir vaktimiz var yani. Hocam benim sorum aslında size birazcık sizin de uzmanlık alanınızla alakalı olacak. Bu özellikle dolandırıcılıkla alakalı imzaların değiştirilmesi, bu konuda şu anda son teknikler neler? Şöyle diyelim, kısaca söyleyeyim. Türkiye maalesef dolandırıcıların memleketi ve dolandırıcıların da kazandığı bir memleket. Adam senet imzalıyor, çek imzalıyor ve imzasını farklı atıyor ve sonrasında da eli ürünü değil diye de rapor çıkıyor. Her türlü ahlaksızlık ve düzenbazlığın çok olduğu bir memleket. Bu ne acı bir şey. Yani bir Türk vatandaşı olarak bunu söylerken hani memnun değilim açıkçası. Ama durum bu. Yani benim tezimde dediğim gibi yaşamaya bağlı el yazımıza değişiklikleriydi. Yıllardır bu tür dosyalara rapor yazıyorum. Bir de çok acımasız insanlar. Yani birbirlerine çok büyük zararlar veriyorlar. Hani açsındır, hırsızlık, dolandırıcılık yapmak zorundasındır evini geçindirmek için. Hani buna gene bir anlam verebiliyorum ama adamı bir dolandırıyorsun 11 trilyon. Adam nasıl bir daha ayağa kalksın? Yani bu kadar acımasızlık da neden? Gibisini hep değerlendirmelerde bulunmuşumdur. Şöyle söyleyeyim, sahtekarlar hep önde. Biz de onları aydınlatmak için arkadan işte teknik geliştiriyoruz. Adli bilimler alanı bu. Adli belge incelemesi diye geçiyor. Maalesef Türkiye'deki sahtekarlar özellikle Çağlayan Adliyesi bölgesi yani Şişli vesaire bölgesi sahtekarlar çok başarılı. Hocam ben daha yeni burada bir dolandırıcılığa maruz kalmak üzereydim. Böyle telefonla arandım ve hani yabancı bir ülkede olduğumdan dolayı çok da önce anlayamadım. Sonrasında kimlik kartı numaramı isteyince dedim ki burada bir sıkıntı var. Polis benden niye kimlik kartı numaramı istesin? O şekilde kapattım ben telefonu ama gerçekten Türkiye'de daha da bu olay hala yaygın diye düşünüyorum. Bunu bir de imzaya, yazıya dökerek yapıyorlar. O çok gerçekten can yakıyor olmalı diye. Şöyle diyelim, o telefon dolandırıcılığında ülkede dolandırılmayan kalmadı. Yani Canan Efendigil Karatay'dan tutun Erdener Yurtcan'a kadar. Yani ceza hukuku profesörü o bile dolandırıldı. Herkes dolandırılıyor. Bunun da merkezi Urfa Akçakale. Oradaki müteşebbis insanlar çok başarılı ve herkesi ikna edebiliyoruz. Savcıyız, polisiz vesaire diye. Ve bütün sonra telefon hatları oradan çıkıyor. Maalesef bazı sorunlar var. O zaman başka soru katkı olmadığına göre sevgili Bihter, size keyifli bir etkinlik temenni ediyorum. Benden çok teşekkür ediyoruz hocam. Şükürler diliyorum.